Selamlar, Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de senin rızan için dost doğru yaşayacağımız, planlı programla ebedi aleme çalışacağımız bir gün. Her gün bu düsturla her zaman hayırda takvada yarışarak devam etmeye çalışıyoruz. Bizlere şu mutluluğu, huzuru, sağlığı, felahı veren Yüce Rabbimize şükürler olsun. Her zaman dost doğru bir hayatı süreceğiz. Hem fiiliyatla dost doğru yaşayıp kendi hesabımıza hayırlı birikimler yapacağız. Hem de çevremizi Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Girdiğimiz her ortamda batılı hakka çevireceğiz. Böyle bir yapıdaki bir insan olmalıyız. Mümin bu şekilde olur. İslamiyet'i anlayan, hakiki manada dost doğru yaşayan insanlar bu şekilde olur. İnşallah her zaman bu şekilde devam ederiz. Bugün hafif rüzgarlı, bulutlu bir gün var, bir gün. Kuşlar, kelebekler, güzel bir gün. Gerçekten her günümüzün ayrı ayrı değerini bilmeliyiz. Öyle önemsemeliyiz ki zaman akıp gidiyor hızla. Sakın ha keşke deme, sakın ha pişman olma. Öyle yaşa. Ve şurası da nettir bakın. Şu dünyada dost doğru insanlar kimlerdir? Çok net cevabı. Yüce Allah'ın hükümlerine hakiki manada uyanlardır. Yüce Allah'ın farzlarını her şeyin üstünde tutanlardır. Her işine Yüce Allah'ın ismi şerifleriyle başlayanlardır. Diğerleri kafirlerden ibarettir. Burası çok net. Öyle birileri beğensin diye konuşmayız biz. Doğrular yanlışlar önümüzdedir. Herkes haddini bilecek bu nedenle. Allah'ın izniyle ne kadar fazla kafir olursa da biz hepsini düzelteceğiz. Girdiğimiz her ortamda batıl ne varsa hakka çevirmeye çalışacağız. Şu dünyada iyice bir bakın ne kadar fazla batıl konu var. Ne kadar fazla şeytana uymuş mahluk var. Görebilirsiniz. Devamlı nefsi konularla uğraşıyorlar. Devamlı İçki, kumar, şans oyunları, zina, faiz, bin bir türlü haramla uğraşıp kendini rezil rüsva ediyor bu kafirler. Biz bunları normal göremeyiz. Hepsinin adını bildireceğiz. Yüce Allah Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'de mümine hükmünü söylemiştir. Okuyup anlamalısın. İslamiyet'in nurunun izinden gitmelisin. Eğer sen bu kafirlikleri normal görüyorsan sende de bir sorun vardır. Mümin o bu nedenle çevresini düzelten kudretli dosdoğru bir kul olmalıdır. İnşallah elimizden geldiğince biz bu yolda hayatımızı devam ettireceğiz. Çoğu kişiyi düzelttik. Daha fazlasını da düzelteceğiz. Ve şunu da net söyleyelim. Bu dünyada kafirler önümüzde durabilir mi? Duramazlar. Çünkü biz hayata o kadar dosdoğru bakıyoruz ki. O kadar Yüce Allah'ı seviyoruz, onun rızası için yaşıyoruz ki. Bu nedenle her zaman bu şekilde devam edeceğiz. Yani bizim en büyük mutluluğumuz Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Biz bu dünyanın mülklerine, geçici menfaatlerine takılmadık ki. Her zaman ebedi alem için çalıştık. Bu dünya içinde belli emeklerimiz, çabalarımız var. Ama asıl olan ebedi alemdir. Ve şurası da net bakın. Bu dünyadaki herhangi bir menfaat için, herhangi bir konu için haramlara giriyorsan sen büyük bir cahilsin. Vebalde giden bir kafirsin. Böyle olma. Tüm insanlar için geçerli bu. Herkes düşünmelidir bunları bakın. Yüce Allah'ın haram dediğini sen niye yapıyorsun ya? Sana şu akıl irade nimetlerini vermiş, kullan ve yapma. Hangi menfaat olursa olsun yapmaman lazım. Ama insanlar gerçekten düşünmüyorlar. O kadar fazla bu dünyaya tapar halde yaşıyorlar ki yani. Bu dediklerimiz zaten anlaşılmıyor bazıları tarafından. Kulakları sağır, gönülleri kapalı. Ne yazık ki böyleleri var. Sizin adınız olsun. Ama her şeye rağmen biz dost doğru olanı anlatacağız. Anlamayana da anlaması için vesile olacağız. Öyle bir yaşayacağız ki
girdiğimiz her ortamda duruşumuzla dahi çoğu kafiri düzeltiriz. Bütün insanlara değer veriyoruz ama bu kadar fazla şeytan uymaları bir vakadır. Biz bu vakayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Biz şunlar kötüdür, bunlar iyidir deyip insanları bir tarafa atmak durumunda değiliz. Aksine onları iyiye, güzele, hayırlı olana çevirme hedefindeyiz. Ve kötüler neden kötüdür? Şeytan uydukları için. Yüce Allah'ın rızasını bugün yaşamadıklar için. Hem kendini rezil rüsva ederler hem de bir sürü azap biriktirirler. E şimdi siz bu kafirlerden mi olacaksınız? Bunun da kararını verin. Allah'ın izniyle inşallah biz her zaman bu şekilde yaşayacağız. Ve gelecek nesillerimizi de dost doğru yaşayan, Yüce Allah'ın hükümleriyle yaşayan, Yüce Allah'ın farzlarını yapan, ibadet yarışı içinde olan nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Yoksa bu dünyanın oyunu eğlenceleriyle yetiştirirseniz rezil rüsva olmaya mahkum olur. Ve o vebal anne babasına da gelmiş olur. Böyle de yapmayın. İnşallah biz her zaman dost doğru yaşayacağız. Ve çevremize örnek olup hakkı yayacağız diyorum. Hoşçakalın.